Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali Temmuz ayının sonlarına doğru katılımcılarına dördüncü kez kapılarını açacak. Festivale katılım için başvurular bugünlerde başlıyor. Festivalin düzenleyicilerinden amatör astronom Zafer Emecan bugün ikinci güncel köşemizde stüdyomuzda canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet. E, isterseniz Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali nedir? Ne zaman? Hangi amaçla düzenlenmeye başlamıştır? Oradan aktaralım. Şöyle diyeyim, Olimpos Gökyüzü Bilim Festivali Türkiye'de e, eksikliği çekilen etkinliklerden bir tanesi. Tümüyle gönüllü astronomlar ve amatör astronomların bir araya gelişiyle oluşturulmuş bir etkinlik. Şöyle anlatabilirim, Kozmik Anafur Astronom Platformu ülkemizin en büyük astronomi ve uzay bilimleri platformu konumunda. Bu platformun bir fikri olarak ortaya çıktı Olimpos Gökyüzü Bilim Festivali. Ülkemizde TÜBİTAK Ulusal Gözlem Şenliği haricinde kayda değer diyebileceğimiz bir astronomi uzay bilimleri etkinliği yok. TÜBİTAK Ulusal Gözlem Şenliği ise 82 milyonluk bir ülkede ihtiyaca cevap veremiyor. Bir tane daha lazım hatta çok daha fazlası lazım. Tüm dünyada olduğu gibi. Hı hı. E, dünyadaki örneklere baktık. İşte Amerika'daki, Avrupa'daki, işte Japonya'daki gelişmiş ülkelerdeki örneklere baktık. O kadar fazla bu tür etkinlikler var ki biz dedik ki biz de yapalım dedik. Madem bir e, asyon ve uzay bilimleri platformuyuz kendimiz de böyle bir şey yapabiliriz dedik. Uygun bir lokasyon seçmeye çalıştık. Yani insanların rahatlıkla gelebileceği ve de aynı zamanda asyon ve uzay bilimleri etkinlikleri için olmazsa olmaz şeylerden biri olan ışık kirliliğinden uzak bir yer. ...bulmaya çalıştık. Antalya Olimpos'un... ...bu iş için uygun olduğunu gördük. Ee, i̇nsanlar Olimpos'a geldiğinde... ...Olimpos Gökyüzü Bilin Bilim Festivali'ne geldiğinde... ...pırıl pırıl bir gökyüzüyle karşılaşıyorlar. Çoğu insan... ...şehir hayatında görmediği bir şeyle karşılaşıyor. Gökyüzüne baktığında işte... ...binlerce yıldız ve boylu boyunca uzanan... ...samanyolunu görüyor. Şehirlerde bunu göremiyoruz maalesef. Dolayısıyla hani gözlem için uygun bir... ...alan olduğundan dolayı Olimpos'u seçtik. Bu yılda dördüncü kere yapıyoruz bunu. Biz bunun geleneksel olabileceğini düşünmemiştik başlarken açıkçası. Çünkü çok zor bir etkinlik. Oldukça büyük bir ekip çalışıyor arkada bu etkinliği gerçekleştirmek için. Örneğin şu anda yaklaşık 23 arkadaşımız etkinliği saat saat dakika dakika programlamaya çalışıyorlar. Dördüncüye ulaşabilecek miyiz diye düşünürken. Şu anda dördüncüyü yapıyoruz ama şimdiden beşinci yılın hesaplarını da yapmaya başladık. Yani beşinci yılda hangi konuklarımız gelsin, nasıl bir etkinlik düzeni oturtalım diye onu bile hesaplamaya başladık, devam ediyor. O zaman ilk üç yılın değerlendirmesini alalım sizden. Ee, i̇lk yılla üçüncü yıl arasında nasıl bir fark oluştu, geleneksel hale getirebileceğimizi pek düşünmemiştik. Zor bir etkinlik evet. bu dediniz. Neler yaşandı üç yıl boyunca, ilgi nasıldı? Onları değerlendirelim, sonra bu yılın programı planlananlarla devam edelim. Asıl bizi şoka uğratan ilk yıl oldu zaten. 2016'da bu etkinliği yaparken dedik ki 100 kişi civarında insan gelirse mutlu oluruz. Çok güzel dedik, başladık. 100 kişilik bir kontenjan belirledik ama inanılmaz bir istek var. İnsanlar kaydolmaya çalışıyor sürekli. 100 kişimiz oldu 200 kişi, 200 kişi oldu 300 kişi. 300 kişi 400 oldu ve en son 478 yatılı katılımcı da yani yatılı dedim kamp alanında 3 günü geçirecek insan sayısıyla bitirdik bunu. Çok kalabalıktı. İkinci yıl başladığında yine 300 kişilik kontenjanla başladık bu sefer geçtiğimiz yılın cesaretiyle. 300 kişiyle tamamladık. Bu yıl 3. yılda yine aynı şekilde 300 kişiyle tamamladık. Bu sene de kontenjanımız yine 300 kişi olacak. Bu etkinlikler sırasında o 3 yıl boyunca gelenlerin çoğunun çok memnun ayrıldığını gördük. En azından gökyüzüyle tanışıyorlar. Teleskoplarla tanışıyorlar. Profesörlerle karşılıklı fikir alışverişi yapabilme imkanına erişiyorlar. Çünkü Olimpos Gökyüzü Bilim Festivali'nin diğer astronomi etkinliklerine ayıran bir şey var. Sabahtan akşama kadar hiç durmadan aralıksız sunumlar ve söyleşiler var. Hocalarımız sürekli ayrı ayrı konularda sunumlar yapıyorlar. Geçtiğimiz yıl zannedersem 3 günlük süre boyunca sadece konferans olarak 23... Konferans verildi üç gün süre içerisinde bir de akşamları yapılan söyleşiler var onları artık sayamıyoruz çünkü her hocamız bir köşe başında bir grup buluyor onunla söyleşiler devam ediyor ama gündüz söyleşi alanında sunumlar konferanslar devam ediyor ve insanlar mutlu. Peki kimler ilgi gösteriyor? Kimler katılıyor? Ee, özel ilgi duyan yaş grupları var mı? Sizin yaş sınırınız var mı? Ee, gelenler çoğunlukla kimlerden oluşuyor? Yoğun bir talep gördü dediniz. Hmm. Ee, talep görmesi e, siz beklemeseniz de aslında normal biliyoruz ki TÜBİT'e sınırlı sayıda evet. e, kontenjan için... Açıldığı tarihte insanlar başvurmaya çalışıyorlar. Bu yıl birazcık sayı artırıldı ama yine ihtiyaca cevap verecek düzeyde değil. Talep çok fazla. E, nelere ilgi duyanlar daha çok katıldılar? E, yaş grupları, dikkatinizi çekenler neler vardı? Ve neler konuşuldu? Biraz konferanslar, e, hocalar dediniz ama konu başlıklarıyla da isterseniz Tabii. örneklendirelim dinleyicilerimiz için. Tabii şimdi... E... 7'den 70 e herkes katılıyor diyebilirim. Üniversite öğrencileri elbette çoğunlukta yani yarıya yakın üniversite öğrencilerden oluşuyor hı hı. ve bir de çok fazla aile katılıyor. Çocuklarını alıp gelen evet. astronomi ve uzay bilimlerine meraklı çocuklarını alıp gelen çok fazla aile var. Geçen sene çocukları da saydım tek tek. Geçen sene yaklaşık 30 civarında 9 yaş altı çocuk vardı. 9 yaş üstüleri saymadım, hı. E, sayamıyorum çünkü her yaş aralığından insan geliyor. Hı hı. E, 70 yaşında katılan uzay bilimleri meraklısı da var, çocuklar da var, aileler de var ama dediğim gibi çoğunlukla üniversite öğrencileri yarıya yakınını oluşturuyor. Neler konuşuyor peki Konuşula bu grup? Ee, biz bu gruba ne anlatıyoruz? Hı hı. Ondan bahsedeyim. Festivalimizde amatör astronomların yanında profesyonel astronomlar da yer alıyorlar. Ee, örneğin bu sene Talas Saygaç, Profesör Doktor Talas Saygaç, Profesör Doktor Mehmet Emin Özel, Profesör Doktor Osman Demircan yine bizle beraber olacak. Bunlar konu başlıklarını ayırarak yani başlangıç seviyesinden başlayarak ileri düzeye kadar o üç günlük süre içerisinde katılımcılara aslında eğitim veriyorlar. Zaten festival bittikten sonra sadece o festivale katılmış olmuyorsunuz aldığınız eğitiminin karşılığında bir de sertifika veriyoruz biz. Yani insanları bir astronom olarak oradan gönderemeyiz elbette ama astronom ve uzay bilimleri alanında gökyüzünde bir şey gösterildiğinde Aha, bu aslında budur diyebilecek seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Yani bu bilgiyi vermeye çalışıyoruz ya da çocuklara da aynı zamanda merak aşılamaya çalışıyoruz. Çünkü bizim ihtiyacımız var çocuklarımızın astronom ve uzay bilimleri alanında okumasına o bölümleri tercih etmesine ihtiyacımız var. Bunu yapmaya çalışıyoruz bu etkinlikte. Peki bu yıl e, Temmuz ayının sonunda kapılarını açacak dedik. E, tarih tam olarak netleşti mi? Program belli oldu mu? Neler olacak? Öncelikle bu yılın planlanan programını dinleyicilerimize aktaralım. Sonra başvurularla Hı. devam Tabii. edelim isterseniz. Tarihimiz netleşti. 26 Temmuz'da 29 Temmuz arasında yapılacak. Aslına bakılırsa her yıl biz Ağustos ayında yapıyorduk bu etkinliği. Fakat bu sene TÜBİTAK Ulusal Gözlem Şenliği 2 Ağustos 5 Ağustos arasında yapılacak. Biz daha o tarihi belirlemiştik fakat ikisinin çakışmaması için biliyorsunuz ikisi de Antalya'da. Hı hı. Olimpos Festivali de Antalya'da TÜBİTAK Ulusal Gözlem Şenliği de Antalya'da. Çakışmaması için biz bir hafta öne çektik. TÜBİTAK Ulusal Gözlem Şenliği bizim için çok önemlidir. Yani bizim de katılmamız gerekiyor ona. Hem kendimiz de katılacağız. Temmuz'un sonunda başlayacağız 26-29'unda yapılacak. Kayıtlarsa henüz açılmadı duyurularına başladık sosyal medyadan takip eden Kozmik Anafor, Bilim Fili, Evrim Ağacı, Açık Bilim, Gelecek Bilimde gibi platformları takip eden insanlar görüyorlar zaten duyuruların yapıldığını. Ama kayıtlarımız Haziran başında açılacak. Çok büyük ihtimalle 1 Haziran'da kayıtlarımız açılacak. Kayıtlarımız açıldıktan sonra zaten sosyal medya hesaplarımızı takip edenler için nereden başvuru yapabileceklerini de oradan ileteceğiz kendilerine. Hatta şu anda aslına bakılırsa festivalin bir sitesi var. Girip detaylarını oradan öğrenebilirler. Onun da adresini isterseniz verelim dinleyicilerimize. Şöyle söyleyeyim, kozmikanafor.com sitesine girerlerse orada zaten festivalin bir duyurusu mevcut. Hı hı. O duyuru içerisinden festivalin yer aldığı, detaylarının yer aldığı siteye girebilirler. Peki herhangi bir şart var mı? Katılım için 1 Haziran'da kayıtlar başlayacak dediniz ama kimler başvuru yapabilecek? Herhangi bir şart yok. Dediğim gibi 7'den 70 herkes katılabilir ancak şu var. 16 yaşından küçüklerin velileriyle beraber gelmesi gerekiyor. Eğer 16-18 yaş arasındaysanız yani reşit değilseniz velinizden yazılı izin getirmeniz lazım. Hı -hı. Onun haricinde 18 yaşın üzerindeyseniz rahatlıkla gönül rahatlığıyla katılabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Peki e, teşekkür ediyoruz programımıza katılıp bunları dinleyicilerimizle paylaştığınız için. Umarız temiz bir gökyüzünde beklenti, beklentileriniz doğrultusunda geçen bir şenlik olur. Burada bir şenlik havasında olacak anladığımız evet. kadarıyla. Sizin son olarak dinleyicilerimize gökyüzüne ilgi duyanları hatırlatmak istediğiniz bir şey var mı? Onu soralım Sayın Emecan. Şunu söyleyebilirim gökyüzüne ilgi duyanlara dışarı çıkın. İnternetten, bilgisayardan belgesellerden değil. Dışarı çıkıp kafanızı, başınızı gökyüzüne kaldırarak gökyüzünü tanıyarak bu merakınızı ilerletmeye gayret edin. Peki. E, mümkün olduğunca şehirden <laughs> uzaklaşmalarını da tavsiye tabii, edebiliriz tabii, aslında. Tabii. Zaten gökyüzünü yıldız bile göremiyorsunuz ki büyük şehirlerde. Önce bir gökyüzünün <laughs> evet. kendisini görün sonra diğer aşamalara evet. e, geçmek gerekebilir. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali 26-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak bu yıl dördüncü kez kayıtlarda 1 Haziran'da başlıyor dedi. Konuğumuz festivalin düzenleyicilerinden amatör astronom Zafer Emecan'dı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimize de festivale katılacaklarsa internet üzerinden bilgi almanın Kozmik Anafor'dan da başvurulara ve diğer bilgilere ulaşmanın mümkün olduğunu hatırlatıyoruz.